Birinci dönemimiz nasıl geçti Şanlıurfa olarak? Ne gibi bir başarı sergiledik acaba? Evet, değerli basın. Gerçekte çok sancılı bir eğitim, öğretim yeri yaşandı. Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da. En başta öğretmen açığıyla 8 bin civarında, yani 2 milyonu aşan bir ilde 8 bin öğretmen açığıyla eğitim öğretimimiz devam etti. Eğitim öğretim Türkiye'de olduğu gibi de sivil toplum kuruluşlarının görevi, asıl görevi eğitim öğretime. Biz eğitim sendikaları olarak milli eğitim müdürlüklere eğitim öğretim alanında katkı sunacağımız yerde hep işte benim adamım olsun, yandaş kayırmalarla gerçekte Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da eğitim öğretime olumsuz yönde zararlar eğitim sendikaları verdi. Çünkü bir eğitim sendikanın emek örgütüdür. Emek örgütü kendi görevini yapmalı. Atama mercisi değildir. Sırtını siyasi bir iktidara verip de orada işte bütün makamlar işgal altında. Bakın Eylül'den bu yana bazı okullarımızda norm fazlası öğretmenler var. Ve işte ki gene de bir sendikamızın üyesi olan bir arkadaşı şu anda o sendika tarafından Milli Eğitim Atama Şube Müdürü olarak yapıldı. Ve bazı şu anda EYBE kaymakamımızın açıklamaları var. Vali Bey'in bu konuda da bilgileri var. 1400'e yakın norm kadro fazlası bir atama yaptılar. Bu atamayı bile gelen liyakatsız, beceriksiz kadrolarla bunu bile yapamadılar. Şu anda o öğretmenlerimiz norm fazlası okullarda duruyor. Diğer okullarımızda da öğretmen yok. 2 yıllık meslek yüksek okul mezunlarıyla elektrik, makina, tarım, inşaatla okuma yazma öğretiyoruz. Bunun da milli eğitim veya öğrencilerimiz ne kadar başarılı olur, bunu da takdir kamuoyundur. Evet. Şanlıurfa eğitimde nasıl bir başarı sergiledi? Kaçıncı sıradaydı? Zaten bunun Türkiye en üstüsü korumu tarafından yapılan istatistiklere göre Hakkari ve Şırnak ilinden sonra Şanlıurfa 78. sırada yer almakta. Bu da gerçekten büyük bir talihsizlik. Yani Şanlıurfa'nın bu kadar kapın başkenti olması, nüfusun 2 milyonun üzerine çıkması, bu kadar derslik, bu kadar işte maddi imkanlarla gerçekten bakanımıza burada teşekkür ediyoruz. Yani bir çok ödenek ayrıldı. Çok bir ama binaların içi boş. Orada oturan Milli Eğitim Müdürümüz, ben müdür diyemiyorum. Bir sendikanın ancak şube başkanı olabilir. Çünkü kendi orada yasaların kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanmıyor. Bir sendika tarafında atamalar hep sendikamız tarafında yapılıyor. Bu sendikanın da milli eğitimde siyasilerin bir an önce el çekmesi. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim ve sağlık alanında siyasetin bu kadar bulaştığı bir ülke yok. Bu da Türkiye'de mevcut. Yani bugüne kadar yapılan yanlışlar ülkemize yapılıyor, milletimize yapılıyor, çocuklarımızın geleceğine göz bebeğimiz olan işte sonunda 28. sırada çocuk 4. sınıfa gelmiş okuma yazma bilmiyor. Bir de bir öbür bir tarafta eğitimin olumsuz yönlerinde tecrübeli öğretmenlerimiz zorunlu hizmet belgesi bittikten sonra Şanlıurfa'dan ayrılıyor. Ve gelen aday öğretmenler de bir baskı altına alınıyor. Bir sendikamız tarafında baskı altına alınıyor. Şu anda aday öğretmenler bu kadar eğitim hayatından sonra bir KPSS'den 500 bin insan arasından sıyrılıp öğretmen oluyor. Ve sendika üye yapmak için, yandaş kendine çekmek için ikinci bir adaylık sınavı yazılı sözlü sınav getirmişler. Bu da öğretmenlerimiz bir yıl boyunca aday öğretmenler işte adaylığım nasıl kar bahanesiyle ders çalışmakta. Bunda da ne kadar verim alabilirsin? Bu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Yani bu konuda ben özellikle Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, iktidar siyasi parti il başkanına, yönetimine burada ben seslenmek istiyorum. Lütfen yani sivil toplum kuruluşların bu kurumlarda özellikle milli olan eğitim ve sağlıkta el çekmesi ve buradaki atanan insanın liyakat kariyerlerine bakarak gerçekte
bilgi, beceri, donanımlı insanlarla bu işin götürmesi en büyük temelimizdir. Lütfen bu sendikanın da, memur sendikalı bir sendikanın da, bu paralel yapının da milli eğitim ve sağlık kurumlarında el çekmesini bakanımda bir hasa itiram ediyorum.